İyi günler değerli izleyiciler. Bugün Ardahan Damal Seyitören Köyü'nde kıymetli büyüğümüz Bektaş Türker'le sohbet edeceğiz. Bektaş amca, seni tanıyabilir miyiz? Efendim, tabii ki tanırsın. Zaten tanıyorsun da. Ardahan ili, Damal ilçesi, Seyitören Köyü'ndenim. Babamın adı Bayram, annemin adı Yeter. Evet. Babamın tek evlatı kaldım yani. Babam köy muhtarıyken. Evet. İşte 1,5 senelik muhtarıyken vefat etti. Allah rahmet etsin. Sağ olun, her teşekkür. Öncelikle sana da hoş geldin diyeyim. Teşekkür ederim. 25 milyar kazanan şeyle geldin İstanbul'a. Evet. Aracı geçtiğini duydum. Teşekkür ederim. Bu bir büyük cesarettir. Yani her insanda cesaret olmaz. Bazıları ilk büyük profesörler bile ilk evet. Şeyde eleniyor yani. Evet. O işe şey yapma, insandır. Bu kamera karşısında bile biz konuşurken acaba evet. Ne konuşayım, nasıl deyip diye tekeleyip tükeniyoruz evet. Yani. Sen evet. Demeyin ki cesaretin var, oraya çıktın. Sağ olun. Onun için tebrik ediyorum seni. Bizim de senin gibi büyüklerimize saygımız, senin bilgilerin bizim için ya da gelecek nesiller için çok önemli. Bektaş amca, sizin dönemde yani yaş kaç bu arada? Yaşım 46 doğumluyum. 75 yaşında oluyorum. Evet. Şu anda. 75. Bektaş amca, sizin dönemde köyde, Seyitören'de çocukluk süreci nasıldı? Hayat nasıl geçiyordu? Onlardan anlatayım. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Tabii ki hayat güzeldi yani. Hayat o devirde de güzeldi. Millet ekerdi, biçerdi, rakabet evet. için mesela örneğin giderdik. Dağdan ot getirecek, sap getirecek. Birisi der ki falanın arabası gelmeden, öküz arabası. Ben ondan evvel indim. Ben ikinci dönemi getiriyorum. Daha onlar hele yeni geliyor. Öyle daha var mıydı? Tabii rakabet sistemi vardı yani böyle. Tarım vardı değil mi o zaman? Tabii ki tarım da vardı, güzeldi. Biz kendimizin durumları çok iyiydi. Yani onu konuşmak da iyi bir şey değil. Yani ben böyleyim, ben şöyleyim demek kendime yakıştıramıyorum da biz aile olarak durumumuz iyilerden iyiydi. Hangi sülale sizin sülale? Bizlere köçün takımı diyorlar. Göç etmiş geldiğimiz için. Efendim işte üç kardeş gelmişler. Nereden gelmişler mesela? Biz Boyalı'dan gelmiştik. Evet. Boyalı'dan Piknok, Saskara oraya gelmişler. Oradan sonra da bizim köye gelmişler. Yani oradan da gelince 3 ayrılmışlar. O konuyu belki herkes Mustafa abine de anlattılar. Aynı onların anlattığı gibi. Evet. Benim daha bir daha... Onları teyit ediyorsun değil mi? Aynen teyit ediyorum, katılıyorum. Yer verince anlatmıştım Mustafa abi de ben de şey yaptım. Aynen, herkes biliyor yani bunu. Bektaş amca, babamız muhtarı yaptı. Babanın ismi neydi bu arada? Bayram. Annenin ismi? Annem ismi Yeterdi. Evet. Nasıldı o dönem muhtarlıklar, nasıldı Bektaş amca? Oylama usulü mü oluyordu sizin çocuğunuz? Tabii ki oylama usulü olmuştu. Evet. Babam muhtar olmuştu. Ben bilmiyorum 4 yaşında mı 5 yaşında mı öyle bir şeydim. Evet. Köye şey geldiler, Ethem Menderes gelecek. Aşağıda o şose yoktu. Yukarıda Gündeş'in içinden, Damal'dan öyle Kosova geliyor. O karayolu yok muydu? Karayolları yoktur o zaman. Evet. Oradan Posova geçecek. Babam da muhtar olduğunda dediler ki yarın Menderes geçecek. Ben onu sonra da Mustafa abiden öğrendim. Ethem Menderes'in şöyle. Evet, evet. İşte orada yaşlı adamlar birikmişler. Garip amca, aklıma gelen Halil amca, Kısemim, yukarıdan deyim Rıza amca, ok yani. Evet. Yani böyle bütün aşağıdan Mulla Cümül deyim, La Bina söyleyeyim, Beyzede deyim, Paşa amca deyim, Üzeyir amca, böyle bütün yaşlılar yani köyü. İşte bu senin de şapkasını açmış böyle. Evet. Sayın bakalım diyor, vekilim diyor, işte yukarı müteşi şikayet ediyor o zamanki şartlara göre. İşte bu Doruk yolu, şu yolu, ben de çok çocuğum. Evet. Oradan aradan girdim. Aradan girdim, paşam hoş gelmişsin dedim. Menderes, ama Ethem Menderes. Ethem, anladım. Ben onu gerçek Menderes biliyordum. Mustafa abiye sordum. O yaşlı bizden ya biliyor. O dedi ki yok Bektaş, o gelen dedi Ethem Menderes idi. Çıkarttı cebinden bozuk paralardan, gelikli paralardan bana bir miktar da harçlık verdi. Kimin çocuğu dediler. Dediler ki muhtarın oğlu bu da. Babam da işte 1,5 senelik muhtarıken vefat etti. Muhtarıken şey yaptı. Allah rahmet eylesin. İşte günler öyle geçti yani ondan sonra da. Baban vefat etti Bektaş amca. Daha sonra hani sen kaç yaşındaydın? 4 yaşındaydın. 4 veya 5 yaşlarında olurdum işte. Babam ölürken 5 yaşındaydım. Zor geçti mi ondan sonra çocukluk yani? Hiç geçmedi. Benim bir amcam vardı ki Allah rahmet eylesin. Cümül Türker diyeyim ki. Evet. Yani bana... Ne babanın işi, ne şeyin işi bana
çok bireyin bir çocuğuydum. Evet. Varlıklı da aileydi. Hı. Hiçbir şeyden yoksul bırakmadı. Allah rahmet eylesin. Mekanik herkesin kimde rahmet eylesin. Çünkü Türk şehirlerin babası değil mi? Gürcünün değil, Gürcünün babası. Gürcünün babası. Evet. Allah rahmet eylesin. Beni iyi yaşattılar o değil. Bektaş amca, sizin dönemde okuma yazma oranın var mıydı yani? Okuma yazma oranları vardı. Tek öğretmeniydi. Bunlar köy enstitüsü öğretmenleriydi. Evet, eğitmenler. Öğretmen de vardı, eğitmen. Eğitmen 6 ay okumuş, satır okul yazarı varmış rahmetlik Hacı Güzel amca eğitmen. Evet. Şeyde Aşık Hoca vardı köyde. Bunlar köye endüstrileri bitirmiş herhalde, birinci dönemlerdi. Evet. Bunlar her şeyi bilirlerdi. Yani ne diyeyim, yani koyun saklamak, inek saklamak, bina nasıl yapılır, o zamanın şartlarına göre ev nasıl şey yapılır, her şeyden bilmedikleri bir şey oldu. Sıhıyalık yaparlardı. Evet. Şimdikileri yani kusura bakmasınlar da eğitim düzeyi çok sıfır yani. Evet. O zamanki eğitim düzeyi, yani biz bazı şeyleri biliyorduk yani. Peki Bektaş amca, sizin döneminizde geçim kaynağı, geçim kaynağınız nasıldı? Bakkal var mıydı, ulaşım var mıydı o dönemlerden? Valla bakkal vardı. Evet. Aşağıda bakkal vardı. İlk bakkal şeydi, Allı Razaanoğlu derlerdi. Allıydı. Bu kişi bizim köyde bakkal açtı. Gezde'de amcagillerin oraya şey açtı. Babamın, ben köy sandığı vardı babamın. Evet. Gittim o köy sandığına çocuk aldım. Çocuklarla oynadım. Muhtarın köy sandığında. Evet. Neyse o kağıtları aldım. Yazılı çizili kağıtları. Çocuklarla oynadım. Hepsi paramparça oldu. Evet. Sonra eve geldim. Babam baktım beni dövmeye geliyor, anladım. Gittim evimin arkasına, ben yuğu darıyor o zaman. Arkasına yuğulacağımı da biliyorum. Geldi bana bir iki tokat vurdu. Sonra bana dedi ki al bu 25 kuruşu para, iyi ki git dedi bakkaldan 5 tabaka kağıt getir dedi. Evet. Ben tabaka deyince anlamıyorum. Tabaka nedir? Sigara salan tabaka mı diyorum. Evet. O devirde çocukluk dönemimiz. Evet. Gittim bakkala, o 25 kuruşu verdim. 10 tabaka kağıt aldım. Bana o da artık ne verdiyse, üzümdür, şudur, budur. Evet. Bakkal vardı, getirdim, o da çalıştı bir de 5-10 gün, o şeyleri yazdı yazdı. O zaman şey kalemi vardı, kalem, cibre kalemi diyorlar, boyalı. Evet. Şeye batırıyor, yazıyor, batırıyor, yazıyor. Yani boyaya batırıyor, o gelen şeyler her neyse onları yazıyor, altına da mühürünü basıyor, imzasını atıyor. Evet. Yani bir zarar vermişim orada çocukluğumda. Evet. Öyle işte garip. Yani Bektaş amca, o dönem herkes kendi işini kendi mi yapıyordu? Tabii ki. Öbürleşme var mıydı? Öbürleşme de var mıydı? Tabii tabii, yardımlaşma parayla bir iş yoktu ki. Evet. Yani diyelim ki bugün falan neyi yapılacak? Evet. Ona beraber toprak atmaya giderlerdi, evini yardım ederlerdi. Yani para da eskiden çalışmazdı. Sonra yani çalışırdı da kimse parayla iş görmezdi. Görmedi. Yani eski dönem komşuluklar mı daha iyiydi, şimdiki komşuluklar mı? Şimdi eski dönem tabii ki iyiydi yani. Yardımlaşma. Tabii yardımlaşma. Evet. Şimdi bazı şeyler kaldırdı komşulukları, evet. Yani. Herkes kendi geçim kaynağına kaldı. Evet. Öyle işte insanlar geldi. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum ben de 5 yıldır. Evet. 5 yıl hiç köyden ayrılmadım. Yani geldim gittim de hayatım köyde geçti. Evet. Damal tarafında geçti. Ardahan Damal, evet. Zaten o yörenin, evet, insanlarıyız. Oradan da herkese tanıyana, tanımayana, yürenin insanlarına, hepsine selamlar. Sağ ol. Hepsine selamlar. 70 yıl köyde Bektaş amca, siz neyle uğraştınız? Tam tarım var, yanı sıra esnaflıktan mı? Esnaflıkta yaptım bir ara. Bakkal açtım. Bir 10 yıl bakkalcılık yaptım. Evet. Efendim araba aldık. Evet. Kahve işlettik derken oradan emekli oldum. Yani 20 yıla yakında Bakur emeklisiyim. Evet. Öyle işte. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Allah sağ olsun. Ama bütün ben de izliyorum. Sağ ol. Teşekkür ettim. Bütün Ardahan'ın 4 payı kurbetçiymiş. Yani 4 katı gelmiş. Sivas 3 katıymış. İstanbul. Ben de bir açık oturumda dinledim. Ben de açık oturumlar meraklısıyım. Onlar tartışıyorlar. Ben de dinliyorum. Hayatımı geçiyorum. Biz yetiştiğimizden beri Bektaş amca zaten araştırıyorsun, açık oturum dinliyorsun, okuyorsun, geziyorsun. Evet işte öyle. Yani biz de senin tecrübelerinden... Kendime ben bilim adamı diyecek halim yok karıyım. Normal bildiğim kadar genel kültür neyse onları biliyorum yani. Başka da bilecek bir şeyimiz, evet, yoktur. Eskiden ilkokulu bitirdik, o kadar yani. Evet. Senin ilkokulu bitirmen şimdiki üniversitelere tekabül ediyor. Estağfurullah. Bektaş amca,
Sizin dönemde evlilikler nasıl oluyordu? Görücü usulü mu? Yok, bizde görücü usulü yoktu bizim şeyde. Görücü sizin bizim, dönemlerden? Bizim dönemimizde hiç seçim olmaz. Yani bizim, yani daha doğrusu Türkmen, Alevi kesimlerinde bizde görücü kızı olanı tanıyacak, görecek. Şey, biz de öyle evlendik yani eşimle. Tanışmayla. Eşimle tabii yerde mesela Pırıl'dan geliyorsun, Ot'tan geliyorsun, Ekin'den geliyorsun, tanışıyorsun. Ailene söylüyorsun ki böyle böyle. Yani insan görmeden evlenmek biraz şey gelir. Gerçi diğerlerine de saygımız var. Şimdi yok. Şimdi gençler tanışıyor, konuşuyor. Tabii tanışacak. Sizin dönemde de öyleydi. Bizim dönemde de öyleydi. Evet. Yetiştiğimde de öyleydi. Daha eskiden de sorduklarımızda da öyle olduklarını anlatıyorlardı. Bektaş amca, yani mevsim kış mevsimi sizin oralar. Şartlar zormuş. Evet. Oralarda sizin çocukluk döneminde, gençlik döneminde, 50'li yaşlarda ulaşım nasıl sağlanıyordu ile ilçeye? Araç gereç yaygın mıydı sizin dönemde? Vallahi atına gittik geldiklerimiz oluyordu. Atına gitti mi? Atına gidiyordum çevre köylere de. Evet. Şeye gittik, Ardahan'a yağ satmak için, amcaların Ardahan'ı görmek için. Şeyde benden beraberdi, eski muhtar Dursun Fişek var ya, ikimiz de çocuğuyla beraber amcalarımızın arabasına bindik. Ardahan'a yağ satmaya gitti. Gitti, biz Ardahan'ı göreceğiz. Ne arabası? Öküzler arabası. Öküzler arabası. Öküzler arabası. Sen yağ satacaksın. Amcalarım. Biz de gittik Ardahan'ı göreceğiz. İşte gelirken Dursun arabadan düştü. Bir kaza geçirdi. Kolundan arabanın tekeri geçti. Dursun Fişek. Dursun Fişek. O zaman yaş kaç Bektaş amca? Vallahi bilemiyorum ki, çok çocuğuz ya. 7 yaşlarında, 8 yaşlarında belki az zor oluruz. Evet. Yani. Ardahan'ı göreceğiz. İşte öküz arabasıyla gittik geldik. Öyle anılarımız oldu. Anılarımız öyle işte, fazla herkes gibi biz de ettik, biçtik, at bindik, düğünlerde papak getirdim. Getirdiniz mi? 4-5 sefer papak getirdim. Rahmatlı Binali abi. Evet. Binali Sulan, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O da Dursun Fişek'in kaynı ya. Evet. Gelirken atınla beraber şu aşağıda yerlilerin oraya var ya. Evet. Oraya inince ikimizin atı da kaldı. Bilal abi benden önce benim önüme düştü, ben evine gidemedim. Bilal abi düğün kapısına benden önce gitti. Atına doğru geçer. Birinciliği o. Atına geçemedi. Geçin. Gittik, hep ramatist diyor. Pamuk Hala dedi ki, Bilal ben dedi, atın yok dedi falan. Dedik olsun, ben getirdim, atım kaldıysa ben geldim. Tabii biz de müdahale ettik, beni de destekleyenler oldu. Artık bir yağlık alacağız. Orada bir yağlık aldık, başka bir şey yok yani. Birinciliğe getir yağlık, başka... Başka bir şey yok. Yoktu ya, millet demek ki yokmuş yani. Gittiğimiz evlerde de diyorlar, Bektaş, Türker, Salman, Burhan çok güzel at binermiş gençliğinde. Çok çok çok. Birincilik getirilermiş. Salman da rahmetli düğüneydi. Evet. Bütün düğünlerde çok güzel düğünler. Gelinlere atlarla geliyoruz. Gelin atına gelirdi. Düğün çalınıyor muydu Bektaş abi? Tabii tabii. Ben kendime 8 gün düğün çalındı. 8 gün. 8 gün çalındı. Diyelim ki önce bir büyükbaş hayvan kesiliyor. O köy davet ediliyor. Sonra diyelim ki yarında yukarı gündeş, aşağı gündeş gelecek. Evet. Onlara bir koyun kesiliyor. Falan gün falan gelecek. Falan gün falan gelecek. Böyle yemeğine içmeyle yani hepsi bu. Bu düğünler masraflıymış Bektaş abi. Masraflıydı tabii. Şimdi gibi değil ki bir salona gidelim, salonda tamam. Evet. Önüne bir pasta, efendim de o zaman masraf, düğün sahibi masraf ediyordu yani, zarara o gitti. Aynen, hayvanlar kesiyor, yemekle. Rakı da vardı. Hafta, rakı da içiyordu. Tabii, rakı da vardı ya. Türk gelenlerdi, rakı vardı, aşırısı iyi değildi. Oğuz boyundan bile bazen takip ediyoruz, onlar da kadeh kaldırırlar bahar aylarında. Bektaş amca, bu köye ilk gelen sakinler kim? Onları, varlıklı aileleri kimmiş eskiden beri bilir misin? Vallahi eskiden gelen işte bu Gu Mustafa diyorlar. Evet. Onlar gelmiş. Sonra kısa keseyim, Mustafa abi anlatmış. Hepsi aynısı yani. Bir daha kısa kısa işte. Ben de anlatayım da ondan sonra gitmiş bizim dedemizi getirmiş. Evet. İsmi Bozoymuş ama Bozo ismi ne isim olabilir bilmiyorum. Evet. Onu getirmiş. Onun da 3 tane evlatı varmış. Benim bildiğim eskiden. Bozo hoca dediği Mustafa abi. Boyal'dan gelmiş. Öküz arabasıyla. Evet. Geçen sefer de benim oğlumu boyalı gitti, görmek istedim. Dedemizin geldiği yerimizi görelim dedi. Tekin Türker. Oradan getirmiş. Bizi komşu etmiş. Biz de 3 aile gelmişik. Bizimki taraf ikiye ayırmışlar sonra bazı şeylerden dolayı da.
Evet. Aslında hep bir şey ya, aslında evet. bir şey değil. Ben bütün köyüm, bütün çevrem, kim olursa olsun. Evet. Dini, ırkı, her şeyi gözetmek istedim. Bütün evet. insanlara saygımız var bizim. Böyle. Zaten hatırladığında ben bir yabancıyla konuşmaktan daha iyi zevk alıyorum. Ya evet. bunların kültürünü öğrenelim. Nasıldır, evet. ne değildir. Birlik beraber ikisine yaşayalım. Birlik beraberlik. Böyle aynen. çok yanlış görme gelirler. Bir ülkede yaşıyoruz hepimiz. Aynen. Ülkemiz bir gemideyiz yani. Bu ülke, bu gemi bassa hepimiz batarız. Aynen. Bu da pay sensin, bu evet. sensin. Böyle bir şey yani. Evet. Çok yanlış bir şey yani. Okuma yazma oranı dedik ya Bektaş amca, eskiye göre şimdi gençler okuyor mu, sizin dönemde kıtımış okuma. Çok kıtıdır, evet. milletin parası yok. Şimdiki gençler, torunların gelecek okuyor mu? Okuyanlar var tabii. Hevesli var mı? Okuyanlar var da bir yere atanamıyorlar işte, evet. o var işte. Evet. Mühendisler boş, evet. inşaatta çalışıyor. Ha, iki tane yeğenlerim var burada. Evet. Onlar, torunların var evet. böyle. Bir yere iş evet. yapamıyorlar işte. Artık ülkenin şartlarına evet. göre artık onu da hükümet edenler düşünsünler, yapsınlar. Biz evet. onlardan öyle istiyoruz. Evet. Devletin başındaki onlar. Okuyan gençleri işe yerleştirsin. Yerleştirmesini isteriz tabii. Evet. Evet. Bektaş amca sana teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Aslında ben teşekkür ederim. Hoş geldin, safa geldin. Sana sağlık, huzur dilerim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bütün halkımıza selamlar. Herkesi seviyorum. Herkesi iyi günler diyorum. Başka yapacak ne evet. var yani. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olma. Evet.